Kim sordu? Anlamadım. Mehmet Emin ben, Mehmet Emin. Tamam, iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, Allah razı olsun. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Allah iyilik versin. Valla iyi, şükür, ne yapalım. Yalnız hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ım kolaylıkları versin. Amin. Cemal pehlivan eksik. Evet, onlar da. Çağrı atalım da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet abi. Evet. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ali baba. Arkadaşlar, ne oluyor ya? Saatimiz geldi. Başlayalım inşallah. Herkes bir şov daha bu akşam. Abi hoş geldin Mert abi. Evet. Özlemişiz seni. Allah Allah. Aç şurayı ya. Yücel hocam, şu sandalyeleri koy gene be. Evet. Evet, çok güzel o ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya uğraştım, açmadı. Arkadaşlar, dün Ali İmran suresi 28'e kadar işlemiştik. İşlediğimiz son ayetlerde, Mehmet Emin hocam mikrofonu size zahmet kapatabilir misiniz? İşler geliyor da içeriye. Değil hocam, bende değil, o başka ha, bir yerden. De tamam, bilmiyorum işte kimdense yani. Ben yine tamam. Kapatıyorum. Estağfurullah, yani ses gelmiyorsa problem yok da. Konuşurken açarsınız yine. Dün Ali İmran suresi 28'e kadar işlemiştim. Evet, bir arkadaşımızın şeyi açık yine ama mikrofonu. Kimin mikrofonu açık? Dur bakalım. Pazartesi günü diyor, büyük ihtimalle bir şeyler olacak diyor. Kim var? Celal Sarıç kaplı, link açık. Ali Bülbül'ün açık mikrofonu. Ondan sonra başka. Neyse tamam, kesildi. Evet. 28. ayete kadar işledik. 28. ayette biliyorsunuz müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Bunun bir emir olduğunu dün konuşmuştuk. Bu bir emirdir yani, bir farzdır. Eğer bir mümin veyahut da mümin olduğunu iddia eden birisi müminleri bırakıp kafirleri veli ediniyorsa, onların yaşam tarzını benimsiyorsa veya onları İşte idareci konumuna, gücü kuvveti onlara teslim ediyorsan, o kişi mümin olamaz. Çünkü Allah bunun tam zıttını emrediyor, o da tam tersini yapıyor. Allah'a ve Resulüne savaş açmış insanlarla aynı yaşantıyı, aynı yolu gidilemez. Kafirler birbirlerinin velisidirler. Öyleyse mümin de kendisiyle birlikte aynı yolu gidenleri veli edinmek durumunda. Şimdi bu ayet Müslümanlara yaşam bilinci, siyaset bilinci, ekonomi bilinci, kültür bilinci kazandıran çok önemli bir ayet. Fakat birçok konuda olduğu gibi bu tür toplumsal eylemlerde hayatın içerisindeki ekonomik, siyasal, kültürel eylemlerde insanlara yön veren ayetler hep görmezden gelinmiş, üstü örtülmüş, anlatılmamış. Yani Müslüman olmak, işte namazını kıl, orucunu tut, tesbihini çek, etliye sütliye karışma, senden iyisi yok. Cennet öbür tarafta seni hazır bekliyor. Böyle bir din vaaz etmişler. Oysa hiçbir Resul böyle bir hayat yaşamamış. Gelen bütün Resuller mevcut statükoyla çatışmaya girmiş. Mevcut rejimin yerine vahye dayalı bir dünya kurmak istemiş. Bunun karşılığında malları gitmiş, canları gitmiş, ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar, evlatları gitmiş ve kendi canlarını da bu uğurda feda etmişler. Öldürülmüşler yani. Dolayısıyla öyle pembe pancurlu
işte gül bahçeli evlerde, gül bahçeli evlerde oturup böyle dua ederek, tesbih çekerek gelsin bana cennet, ben öbür tarafta yağ gibi kayıvereyim içine. Böyle bir şey yok. Mümkün değil yani. Başka ayetlerde de Allah bunu söylüyor. Neden bu böyle? İşte müminler müminleri veli edindiği zaman güç kuvvet haline geliyorlar. Mevcut statik olduğunu tehlike olarak görüyor. Ve burada çatışmalar başlıyor, sıkıntılar başlıyor. Bunu göze alamayan, buna cesaret edemeyen kişi Müslüman olmasına gerek yok. Yani ben Müslümanım deyip de kendi kendini kandırmasına da gerek yok. Ben Müslümanım diyorsa Müslüman olmanın bedeli işte Rasullerin yaptığı gibi bunu malıyla, canıyla, hayatıyla bunun ödenmesi. Ha biz dilemeyiz böyle bir şey olsun diye. Yani her şey güzellikle olsun ama olmamış tarih boyunca. Hiçbir elçi geldiğinde hemen vahyetmiş de toplumu da bunu kabul edivermiş de güllük gülistanlık bir dünya olmuş. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla biz de kendimizi buna göre ayarlamamız gerekecek. Allah diyor ki ayetin sonunda kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir yardım yoktur. Yani müminleri bırakıp da kafirleri veli edinenler kendisini cehennemin ateşine hazırlasın. Allah diyor ki benden ona bir yardım yoktur. Yani hesap günü kesinlikle ve kesinlikle ona yardım edilmeyecektir. Demek ki müminlere bırakıp kafirleri veli edinmek kişiyi kafir yapıyor. 29. ayetten devam edelim. De ki sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde ve yerde olanları da Allah bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Hocam bu ayet üzerinde biraz duralım. Çünkü hani bir tane profesör demişti ki Allah bir insan ameli işlemediği sürece onun nasıl bir amel isteyeceğini bilmez demişti. Ve bunu da Tevbe suresi 43. ayete dayamıştı. Tevbe suresi 42'den 43 ve 44. ayetleri açabilirsem bir okuyalım hocam. Tamam hocam. Açalım. Gerçekten. Tevbe suresi 41, 42, 43, 44. 42, 43, 44. Zaten 43'te diyor. 43'te, 42'de ve 44'te bu ayetteki kastedilen manayı söylüyor. Evet. 42. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik, muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Bak burada o yalan söyleyenleri Allah biliyor. Devam edelim. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara izin verdin? Bak bu burada bilmeyen Allah değil, bilmeyen Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü'nün bilmesi için onu uyarıyor. Ve devam eden ayette ne diyor? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Şimdi baktığımız zaman hani bir ayette de diyordu Allah sizin yapmış olduğunuz, yapacak olduğunuz ve ağaçtan düşen kuru bir yaprak, yaş bir yaprak daha düşmeden önce levh-i mahfuzda bir kitapta yazılı ifadesi kullanıyor. Demek ki Allah'a göre zaman yok, zaman insanlara göredir. Yani evrenin yaratılışı ile beraber zaman ortaya çıkıyor. Allah da 6 günde bu kainatı yarattık ve aşağı istiva etti ifadesiyle bunu izah ediyor.
Ne demek arşa istiva etme? O uyku tutmaz, uyuklamaz. O insanların gönlünden, kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bile bilir. Ve Bakara suresi 284. ayette, onu da okuyalım hocam, okuyabilirsen. Çünkü bunları okuduğumuz zaman orada Allah bir insanın yapacak olduğunu, yapmadığını bilmez ifadeleri hep suya gidiyor, çöpe gidiyor. Bakara 284'ü mü okuyor? Evet, 284. Tamam. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye güç yetirendir. Demek ki Allah'ın bilmediği bir şey olabilir mi? Ya konuşuyorlar. Ben şahit oluyorum, kulak şahitliği yapıyorum. Ya diyor hocam, bana Kur'an'da Allah şunu bilmez, bunu bilmez diye bir tane ayet göster diyor. Sen bilmezsin diyor, sen benimle cedelleşiyor musun diyor, adamı azarlayıp kovuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah kesinlikle bilmediği hiçbir şey yok. Allah yarattı. Zaten Allah olur mu başka türlü olsa? Kalbinden geçeni ve ertelediklerini bilebilir. Ve sizi o fiili işlemeseniz bile o fiilden, kasıt gösterdiğiniz şeyden sizi hesaba çekecek diyor. Yani karar verdiğiniz yöndeki olaydan sizi hesaba çekecek diyor. Hocam bu göklerdeki derken çoğul bir ifade kullanıyor. Yerdeki derken tekil bir ifade kullanıyor. Burada anlamamız gereken bir şey var mı? Göklerdeki. Gökler çok sayıca çok. Bak Kur'an'da hep ifade kullanırken göklerde ve yerde diye. Yerlerde ve göklerde demez. Göklerde evet. Ve yerde diye ifade eder. O da göklerin çoğunluk. Yerin ise bir tek yer olduğunu bilmek gerekiyor. Bak mesela hep şu Allah sizi yeryüzünde sizi yarattık ve yeryüzünde yok edeceğiz, yeryüzünden dirilteceğiz diyor. Demek ki uzaydan bilmem şunlar varmış, bunlar varmış ifadeleri hep boş şeyler. Kesinlikle yeryüzünden başka kainatta insan yok. Varsa yeryüzünden gitmiştir oraya. O da uzay çağıyla gitmiştir. Evet. Şimdi burada tabii sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir ayeti. Bunu Allah bize niye söylüyor? Yani ayetin mesaj boyutuna baktığımız zaman ki zaten ayetler mesaj vermek için gönderilmiş. Bize diyor ki çifte standartlı bir hayat sürmeyin. İçinizden başka bir şey gizleyip dışınızdan başka bir şey yansıtmayın insanlara. Yani nasıl inanıyorsanız öyle olun. İnsanda dürüst göründüğü gibi olan veyahut da olduğu gibi görünen temel bir yapı inşa ediyor 29. ayet. Bunun aksini yapan ne olur? Münafık olur. Yani belki toplum baskısından çekinir veya başka menfaatleri vardır, onları söylemekten çekinir. İçinde olanı gizler. Ama bazı şeylerde mesela Allah yolunda cihad ederken karşınızdaki çok şiddetliyse, Firavun gibi birisiyse, ölüm tehlikesi varsa kendinizi mecburiyet karşısında gizlemek durumundasınız. Ben bunun burada kastedilmediğini düşünüyorum. Bunun burada bile isteye kalben iki yüzlü davrananları vurguladığını düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü Kehf suresindeki geçen olay o gençlerin zalim bir hükümdarın şerrinden kendilerini belli bir müddet gizlemek zorunda kaldıklarını bize anlatıyor. 30. Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü
Düşünün. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. Şimdi önlerine diyor. Boyunlarına kitap dolanmış. Kitap önlerine serilmiş. Eyvah, küçük büyük ne varsa hepsi önümüzde ifadesi kullanıyor. İşte Hazreti İsa diyordu, ben daha siz rızkı yemeden, yani o ahiret aleminde o kazanmış olduklarınızı yemeden size o yiyeceğinizi haber veririm diyor. İşte hani Bakara suresi 259. ayette o inkar eden bir kişi ahiret aleminde dirildiğinde azığına bir bak, taptaze. Azık kelimesinde yine dünya hayatında yapmış oldukları ameller anlamında kullanmış. Orada hazır bir vaziyette bulunur. İşte burada ne diyor? Her bir nefis hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında bir mesafe olmasını istediği bir günden bahsediyor. Yani o kötülükleri yapmaması gerektiğini oraya varınca öğreniyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili o kadar çok ayet var ki, o inkar edenler dediler ki, Allah'ım biz inanmıyorduk ama şimdi gördük, inandık, iman ettik. Bizi tekrar, madem ki iki kere öldürdün, iki kere dirilttin, tekrar üçüncü sefer bizi dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım. Bu kadar gelen Resullere karşı çıktınız, girin cehenneme. Onlar da keşke toprak olsaydı. Bir ayette de şöyle diyor, yani onlar o azabı görmemek için cehennemin den kurtulmak için bir dünya dolusu sermaye kazanmış olsa onu fidye olarak verir. Bu yetmedi. İkinci bir dünya dolusu daha kazanmış olsa onu da fidye olarak vermek isterdi. O zaman burada inanan ve inanmayan insanların durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kim kötülük yaptıysa onun karşılığını orada görecek ve pişman olacak. Bunu pişmanlık duymaması için dünyada edebinle, terbiyenle Allah'ın emirlerini yerine getir diyor. Evet. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Kur'an-ı Kerim'de de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani hani bir ayette diyor ki, eğer o Allah'ın Resulü vahiyden başka bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarından yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık diyor. Bir ayette de diyor ki, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ifadesi kullanıyor. İşte Allah'a itaat, Resul'e itaat demek, Allah'tan aldığı emirleri bize aktaran o Nebi ve Resul'ün aktarmış olduğu bilgilere itaat ve onu Allah'ı sever gibi sevmek, o Allah'ın Resulü, Allah'ı sevmek oluyor. Onu sevmek, Allah'ı sevmek, Allah'ı sevmek, onu sevmektir. Allah'a itaat, ona itaattir. Ona itaat de Allah'a itaattir. Kesinlikle Allah'ın Resulüne itaat Allah'a itaatsizlikten farklı değildir. Çünkü Allah kendisinin vermiş olduğu emirleri aktaran Nebi Resul olan o Resul bize. Ondan dolayı Allah'a itaat, ona itaat ifadesiyle bunu anlatıyor. Evet. Peki, şimdi ben burada Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım, biz şimdi diyor ki burada Resul, eğer efendim Mehmet Hocam el kaldırdı ama
Pardon, ben görmedim. Buyurun Mehmet Hocam. Ben yazıyı okuyordum da görmedim. Evet. Yalnız bu ayete dikkat edersek Nebi demiyor, Resul diyor. Evet. Bu bence çok önemli bir ayrıntı. Çünkü Nebiler ölmüştür ama Resullük devam ediyor. O yüzden Resul'e uyun derken tartışılmaz doğruyu tebliğ eden insanları kastediyor diye düşünüyorum. Resul kelimesi, şimdi Nebi vahiyle muhatap demektir. Resul ise aldığı vahiyleri düzeltilerek insanlara ulaştıran demektir. Her Nebi bir Resuldür ama her Resul bir Nebi değildir dediğinize aynen katılıyorum. Çünkü Nebilerden sonra Resullük devam ediyor ama Resullüğü de ikiye ayırıyor. Birisi meleklerin Resullüğü, diğeri de insanlar içinden Allah'ın gönderdiği vahiyleri doğru anlayan, doğru yaşayan insanları da yer yer Resul kelimesi. Bu da istismar edilecek bir konu ama çok az insan böyle bir mertebeye ulaşabiliyor. Onu da bilmek gerekir diye düşünüyorum. Burada ben Fatih Kurtal'a bir şey sormak istiyorum. Fatih, sen şimdi Allah Resulü'nün zamanında yaşıyor olsan, peygamber de sana bir şey dese, ona şöyle söyler misin? Resul sıfatıyla mı söylüyor, Nebi sıfatıyla mı söylüyor? Resul sıfatıyla söylüyorsan kabul. Ama Nebi sıfatıyla söylüyorsan kusura bakma, sana uymayabilirim. Yani bundan dolayı sana bir güvenmek zorunda değilim diyebilir misin? Şimdi zaten o zaman peygamber bana konuşurken herhalde din hakkında Nebi sıfatıyla falan diye düşünmem. Tabii ki onun söylediğine kayıtsız şartsız uyarım. Peki o zaman niye yani ayırıyoruz Nebi ve Resul diye? Ama şimdi ayırıyoruz işte. Niye ayırıyoruz ki? Şimdi zaten aramızda Nebi yok. Ya şöyle sadece bir şey. Sadece bize vahyettiği Kur'an var. Ya Kur'an eğer bize söylüyorsa Nebi veya Resul diye ayırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dini manada bir şey söylüyorsa ama dünyevi olarak söylüyorsa onun için zaten dünyevi olarak hata yaptığını Kur'an bize söylüyor. Peki o zaman Hatice Hanım'a soralım. Bir saniye Süleyman Hocam. Hatice Hanım, şimdi Nebi diyelim ki fasulyeyi çok seviyor, yiyor. Şimdi biz de mi o zaman Resul'e, Nebi'ye uyup fasulyeyi seveceğiz, yiyeceğiz? Ama öyle yani, bir şey sormadın bana Tevfik abi. Sana sormadım. Öyle bir şeyde Nebi'ye uymak veya Resul'e uymak zorunda değilim. Dini manada diyorum ben. Bana Tevfik abi acıdı, biraz kolay sordun. Şimdi... Yani tabii yemek konusunda değil, Resul'e ve Nebi'ye uyun derken Allah, yani vahiy doğrultusunda uyun. Yoksa ki ben fasulyeyi sevmeyebilirim, hani Nebi'yi seviyor diye yemek zorunda da değilim. O zaman günaha girmiş olmam. Peki, tamam, güzel. Şimdi Fatih'e geri dönelim. Allah diyor ki, Nebi düzeltilmiş beşerdir diyor. O böyle dediği halde, Nebi bana konuşurken veya diğer insanlara konuşurken, İster Resul sıfatıyla konuşsun, ister Nebi sıfatıyla konuşsun. Ne değişir? Bana mı soruyorsun abi? Evet. Abi bir şey değişmez. Eğer yine söylüyorum, vahiy anlamında bir şey söylüyorsa ben onun Nebi veya Resul olarak söylediğini sorgulamam. Ama Hatice Hanım'ın dediği gibi İşte fasulye ben yemiyorum diye söylediğinde benim de fasulyeyi yememem, işte peygamber böyle söyledi ben de yemeyeyim demem, öyle bir şey yok yani. Eyvallah, ben de onu kabul etmiyorum. Peki. Tevfik abi. Ha, buyurun. Muhammed Nebi günümüzde yaşamış olsa veyahut da biz onun gününde yaşamış olsak, Nebi dedi ki arkadaşlar, mesela bana hitaben dedi ki Hasan, sen fayans ve kalebodur işlerinden anlıyorsun. Bana yarın gel, tuvalet ve banyomu fayansını yap dedi bana, emretti. Evet. Ben ise bir gün öncesi
Ali Rıza Hoca'ya söz verdim veya size söz vermiştim. Şimdi o bana diyor ki gel. Şimdi ben gitmezsem Aleyhisselatü Vesselam emrine muhayir hareket mi etmiş olur? Hayır. Ama burada sen Nebi'ye şunu diyebilir misin? Ya bu konuda ben sana güvenmiyorum. Sen Nebi sıfatıyla konuşuyorsun. Benim paramı vermezsin. Bir şey olur, şu olur, bu olur. Böyle diyebilir misin? Güvensiz. Hayır, şimdi mevzumuz o değil bizim. Şimdi Nebi diyor ki bana, Muhammed Aleyhisselam, yarın geliyorsun, fayans ve kale budurlarımı yapıyorsun diyor bana. Evet. Anlatabildim. Ben de diyorum ki, ya Resulallah, ben sizden önce Mehmet Bey'e söz vermiştim, yarın oraya gideceğim dediğim zaman ben Nebi'nin sözüne itaat etmemiş mi olurum? Hayır. Asla böyle bir şey olmaz. İşte yani o zaman ben peygambere itaat etmemiş olurum. Doğru mudur? Tabii ki. Ama Rasul Hocam, şey, burada bir püf nokta var. Evet. Muhammed i̇şte Aleyhisselam gel, Muhammed Aleyhisselam sana gel benim evin fayansalını düşün dediği zaman Rasul sıfatıyla konuşmuyor seninle. Yani Nebi olarak konuşuyor. Nebi olarak konuşuyor ama bu konuştuğunda da bir mahsur yok. Evet. Sen zaten başkasına söz verdim demekle ona itiraz da etmiş olmuyorsun. Veyahut da ondan şüphe de duyduğunu bu anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ama orada farklı bir olay var. Ben bir daha anlatayım. Muhammed Aleyhisselam diyor ki geliyorsun diyor. Şimdi emrediyor bana. Yarın geliyorsun diyor. Gel benim fayanslarımı yap diyor. Ben de diyorum ki ya Resulallah ben bir hafta öncesi filanca şahsiyete söz vermiştim. Eşyalarımı oraya götürdüm. Yarın oraya gideceğim dediğim zaman ben Aleyhisselatü Vesselam'a muhayir hareket etmiş olur muyum diyorum ben de. Ama zaten önceden senden söz almadan yarın geliyorsun derse Nebi, ki Nebi bunu yapmaz. Evet. Çünkü bu üst düzey bir insan. Hiçbir şey olmamış. Sana kalkıp da geliyorsun bunu böyle yapıyorsun. Nebi böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla eğer böyle bir şey yaparsa tabii ki o zaman onun emrine karşı gelmiş oluyorsun. Hayır diyorsun. Gelenler başka bir şey yok. Refik abi. Buyur. Bir saniye Mehmet Antil bir şey söyleyecekti. Ondan sonra da Süleyman Hocam söyleyecek herhalde. Buyur. Buyur Mehmet Hocam. Koptu galiba Mehmet Hocam'ın internet bağlantısı. Hayır kopmadı da bizi araya girdi. Şimdi ben burada itiraz ederken ayette Resul olarak geçiyor. Nebi olarak geçmiyor. Nebiler geçmişte kaldı ama Resullük devam ediyor. Bu manada tabii söyledim. Doğru. Doğru söylüyorsun. Evet. Buyur Süleyman Hocam. Şimdi aslında burada son noktayı Rıza Hocam koydu. Her Resul kesin, her Nebi kesinlikle Resuldür. Ama her Resul Nebi değildir. Bunu çok iyi anlamak lazım. Hatemül Enbiya derken, yani sen Nebilerin sonuncususun derken, vahye muhatap olan kişilerin sonuncusu. Şimdiki devam eden Resullük ise bu Nebiler tarafından bize aktarılmış, kayıt altına alınmış, kayıt altına alınmış bu vahiy okuyup doğru anlayıp doğru anlatmamız da aynı bir Resulüktür. Hiç değişen bir şey yok. Evet. Bunu peki. Eyüp Başer de el kaldırmış. Eyüp Hocam buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm. Süleyman Hocam'ın dediğini ben anlayamadım da bir şeyle meşgulmuş. Benim o zaman istişare ne zaman nereye koymamız lazım? Peygamber ashabıyla istişare etmiş. Yani o zaman herkes peygamberin dediğine uyduysa istişareye ne gerek vardı ki? Evet. Kur'an'da yani istişare etmişler mi? İstişare ettiklerine dair bir delil var mı? Soruyu kime soruyorsun? Özür dilerim, kapattıydım. Genel soruyorum. Yani biz her zaman diyoruz ya işte ne bileyim İslam'da istişare vardır, böyle kendi başına bir şey yapılmaz. O zaman bu insanlar istişare yapmamışlar mı? Peygamberin her dediğine evet mi demişler yoksa sormuşlar mı? Ya Resulallah bu vahiy mi yoksa kendi görüşün mü diye sormuş olabilirler mi yani? Tabii ki. Müsaade ederseniz eğer cevap verecek yoksa Ali İmran suresinin 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın etrafındaki o insanlar dağılır giderdi. Öyleyse iş konusunda onlarla müşavere et
ve almış olduğun kararı azmet ve yürü ifadesiyle anlatıyordu. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet var. Bu 6236 ayet içinde evrendeki meleklerle ilgili, biyolojiyle ilgili, tıpla ilgili, aklına ne kadar ilmi verilerle ilgili bütün bilgiler varsa evrende var. Onları beraber anlamak, beraber istişare etmek için mutlaka her konunun uzmanı ile ilgili beraber yürümek gerekiyor. Bir ayette şöyle diyordu. Bak o Nebi Resul konusunda. Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muayyerlik yapma hakkı yoktur diyordu. Bu da Asap suresi 36. ayette. Yine Nisa suresi 65. ayette de aynı ifadeyi kullanır. Yani Allah'ın Resulü Allah emir verdiği için onu bize aktarıyor. Allah'ın emir vermediği konularda bak iki Resul'den bahsediyor Allah. Birisi meleklerin Resulü, birisi de insanlardan olan Resul. Meleklerin Resulü bildiğimiz Allah evrende yaratmış olduğu bütün varlıklara bilgiyi kodluyor. O kodlamış olduğu bilgiyi biz onlardan aldığımız, onlardan çözdüğümüz zaman onlar bize resullük yapıyor. Bir o resullük var, bir de insanlardan olan resullük var. Hani Hac suresi 75. ayette yanılmıyorsam Allah ve Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. İşte resul kelimesi kendisinin kodladığı bilgiyi, kendisinin verdiği bilgiyi tıpatıp aktarma olayına resullük diyor. Ama nebilik olayı, nebi düzeltiliyor. Şey ise, resul ise düzeltilmiş bir beşer olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani kesinlikle sözlerinde bir yanlışlık yok. Allah'ın onun kendisiyle Allah arasında bir eğitimden sonra Allah'ın Resulü eğitilmiş, düzeltilmiş bir beşer olarak Hac suresinin 52. ayetinde bütün kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık ifadesi kullanıyor. Yani Allah yanıldığı zaman Nebi de düzeltiliyor, Resul olarak karşımıza düzeltilmiş bir beşer olarak çıkıyor. İşte her Nebi bir Resuldür ama her Resul bir Nebi değildir derken bunu anlatıyoruz. Her Resul'ün söylediği de meleklerden olan Resul'ün söyledikleriyle tıpatıp aynı. Çünkü o da Allah'ın bilgisi, o da Allah'ın bilgisi diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar. Evet Eyüp Hocam, istişare olayı var. Yani Resul'ün getirdiği konularda diyelim ki Allah'tan bir ayet aldı peygamber, Resullük yapıyor. Bu konuda kimseyle istişare falan yapmaz. Niye? Allah emretmiş, git bunu bildir demiş, o da bildiriyor. Ama daha sonra mesela bir dünya kurulmasında, bir mescidi haram inşa edilmesinde, efendim tarımla alakalı, ticaretle alakalı, savunmayla alakalı konularda tabii ki Nebi devlet başkanı olduğu için o konudaki uzman olanlarla oturuyor, istişare ediyor. Ama Allah'tan getirdiği... Aynen öyle düşünüyorum. Tabii ki ama Allah'tan getirdiği ayetlerle alakalı kimseyle istişare etmiyor. Allah ne ki diyor? Hayır, orada istişare. O ayetlerin uygulanmasında bunda da Nebi en doğru olanı bilir ve yapar. Ama diğer konularda tabii ki zaten işi ehline verin diyor Allah. Dolayısıyla hatırlarsanız anlatırlar camilerde. İşte peygamber bir gün gidiyormuş da ağaçlara aşı yapıyorlarmış. Demiş ki şu aşıyı yapın. Ya yapmışlar. Ertesi sene aynı yerden geçerken yine bakmış, bu sefer yine yapıyorlar. Sonra demişler ki ya Resulallah, sen demişler ya geçen sene bize böyle böyle söyledin.
Ama hiç tutmadı bu aşılar demişler. Sen olmadı bu iş. O da demiş ki siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Onlar hikaye, yani, hikaye masalı. Ayet var. Evet. Işte bu aslında şu demektir. Aslında bu peygambere boş boğaz diyor. Yani peygamber aşıdan, ağaçtan anlamadığı halde gelmiş, onlara sallamış. Şöyle yapın demiş, böyle yapın demiş. Palavra sıkmış yani. Anlatabiliyor muyum? Ertesi senede palavra ortaya çıkmış. Yani işte bu peygambere atılan bir iftiradır bu. Başka bir şey değil. Aynen. Peygamber orada ne yapar? Aşıdan, ağaç aşılamadan anlamıyorsa bilmez. Bilene sorun de. Kim yapıyorsa bunları gelsin yapsın de. Biliyorsa konuşur. Onun konuştuğunda da sıkıntı, problem olmaz. Yok zaten ayette de belirtiyor ya. Onlarla istişare yap diyor ya. İstişare yaparsan sen evrenin, bak her uzmana ben o evrenin yasalarını çözmeyi nasip ettim. Onlardan öğren bu evrenin yasaları konusundaki bilgileri. Tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide, onunla ilgili bilgileri diyor. Evet. Şimdi ayetin başında diyor ki Allah'ı seviyorsanız, bakın bir şart koşuyor burada. Allah'ı seviyorsan ona uyacaksın. Ona uymuyorsan bu ne anlama geliyor? Allah'ı sevmiyorsun anlamına geliyor. Allah da sizi sevsin. Yani peki biz nasıl uyacağız Nebiye, Resul'e? Onun getirdiği vahyi kabul ederek ve o vahyin gereklerini yaparsak o zaman Allah bizi sevecekmiş. Başka türlü sevmiyor Allah bizi. Ve günahlarınızı bağışlasın. Tabii ki o zaman vahyin gereğini yapınca günahlar bağışlanıyor. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. De ki Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Bak Allah'a de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani onlara de, inananlara de. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Yani kafirlerden hoşlanmaz. Kafirleri azaplandıracak, inkar edenleri ebedi cehenneme atacak ifadeleriyle tehdit savuruyor Allah. Evet. Peki şimdi burada Allah'a ve elçisine itaat edin diyor. Eğer yüz çevirirlerse. İtaat etmek ne anlama geliyor? Yüz çevirmek ne anlama geliyor? Fatih Kutlu'na soralım. Sen Allah ve elçisine nasıl itaat ediyorsun Fatih? Yani namaz kılarak mı, oruç tutarak mı? Veya yüz çevirenler nasıl yüz çeviriyor? Fatih müsait değil herhalde. O zaman Nurşen Hanım'a soralım. Nurşen Hanım sen ne anlıyorsun Allah'a ve elçisine itaat edin derken? Allah ayrı, elçi ayrı mı? Ayrı ayrı mı itaat edeceğiz? İşte kamera olmayınca insanlara ne yaptığını görmüyoruz. Ondan sonra böyle şey oluyor, kopukluk oluyor. Evet, bu önemli bir konu. Allah'a ve elçisine itaat etmek. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Şimdi ayetin sonunda diyor ki Allah kafirleri sevmez. Buradan anlıyoruz ki Allah'a ve elçisine itaat etmekten yüz çevirenlerin kafir olduğunu anlıyoruz biz burada. Şimdi mesela Allah ve elçisi diyor ki işte riba yemeyin. Eğer yerseniz Allah ve Resul'e savaş açmış gibi olur. Zina etmeyin. Kumar oynamayın. Size sarhoşluk veren şeyleri içmeyin. İnsanları yerlerinden, yurtlarından çıkarmayın. Haramlardan arındırılmış bir dünya kurun. Bunları emrediyor. Peki günümüzün toplumu Allah'a ve elçisine itaat ediyor mu? Etmiyor. Yani bugün bakın ne hukuki olarak Allah ve elçi Resulü'nün bize bildirdiği vahye uygun bir hukuk var, ne vahye uygun bir ticaret var, ne vahye uygun bir ekonomi var, ne vahye uygun bir siyaset var. Ne vahye uygun bir eğitim var, ne vahye uygun bir
kültür ve topluluk var. Tamamı sentez yapılmış, yani karıştırılmış. Sapla saman, doğruyla yanlış, iyi ile kötü, hepsi birbirine karıştırılmış. Bu ne anlama geliyor? Bu işte haramlardan arındırılmış bir mescit kurmamış bu toplum. Demek ki Allah'a ve elçisine itaat etmemiş. Ne diyor ayetin sonunda? Yüz çevirirlerse Allah kafirleri affetmez. Demek ki Allah ve elçisinden yüz çeviren toplum kafir oluyormuş. Bu ayet bunu söylüyor. Yani yüzünüzü ya Allah'a dönersiniz ya da iblise dönersiniz. İki taraftan başka bir taraf yok Allah katında. Dolayısıyla bu ayetleri okurken, Kur'an'ı anlarken öyle keyfimize göre, canımız isterse, efendim şartlar yerine gelirse, her şey güllük gülistanlık olursa ben de güzel bir Müslüman olurum. Bu mantıkla Kur'an okuyamayız. O zaman Kur'an bize bir şey söylemez, anlatmaz. Çünkü Ali Rıza Hocam hep anlattı, İbrahim'in İsmail'i kurban etmesi, işte Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı insanların yurtlarından çıkarılması, Musa Aleyhisselam'ın ve yanındaki müminlerle birlikte Firavun'a karşı verdiği mücadele, Nuh Aleyhisselam yine öyle, Lut Aleyhisselam yine öyle, bulunduğu yerleri verdiği mücadeleden dolayı terk etmeleri, işte hep o topluluklarda Allah'a ve elçisine itaat etmeyen toplumlar vardı. Ve mümin olanlar bunlarla mücadele ettiler. Ama bizdeki müminiz diyenler böyle bir şey yapmıyorlar. Komşusuna iki ayet okumaktan çekiniyor. Arkadaşına iki ayet söylemekten çekiniyor. Menfaatlerim ters düşer diye çekiniyor. Yani herkesin çekindiği bir zayıf karnı var yani. Dolayısıyla durum, ben bu toplumu bu şekilde analiz ediyorum. Burada, İçinde bulunduğumuz toplumu tanıyalım diye bunu söylüyorum. Burada şunu da anlamak gerekiyor. Şimdi Allah var. Allah'ı biz ne görüyoruz, ne Allah'tan bir bilgi alıyoruz. Biz Allah'ın söylediği bilgiyi Resul aracılığıyla alabiliyoruz. Onun için Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ifadesini kullanırken onu anlatıyor Kur'an. Eğer Resul Allah'tan gelen, kendisine verilen bilgiyi bize ulaştırmasa bizim Allah'la bir diyalogumuz olabilir mi? Bizim Allah'la diyalogumuz olabilmemiz için, olabilmesi için bizim de Resul olmamız, bizim de Nebi olmamız lazım. İşte bu da Nebilik de ayrı bir kategoride değerlendirmiş Kur'an. Her insan Nebi olamıyor işte. Onun Nebi olabilmesi için mutlaka onun Allah'la diyalog kuracak bir seviyeye ulaşması lazım. Ve o Nebi olduktan sonra alın size, alnında bir Nebi mührü, Resul mührü, siz buna itaat edin demiyor Allah. Bunun Nebi ve Resul olduğunu, onun bilgilerinin doğru olduğunu, kesinlikle kendi içerisinde çelişkiler olmadığını, her söylediğinin mutlaka, mutlaka ama mutlaka insanlara yarar olduğunu bilmesi gerektiğini anlaması gerekiyor insanın. Başka türlü nereden bilsin Nebi ve Resul olduğunu? Allah ve Resul derken Allah ve Allah'ın sözü diye anlasak daha uygun. Allah'ın sözünü aktaran sizin cinsinizden bir insan oluyor işte. Hani bir ayette de diyordu ya, eğer siz yeryüzünde tatmin bulmuş melek olsaydınız, Allah size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Ama siz insansınız, insandan size bir peygamber gönderiyor. İşte onun peygamber olduğunu bulabilmek ve ona anlayabilmek önemli olan. O da şu Kur'an'ı doğru anlayan insanlar da şu Kur'an'ı anlayabilirlerse Allah'ın yolundan ancak doğru bir şekilde yürüyebiliyor. Eyvallah. Ayetin son cümlesinde Allah kafirleri sevmez diyor. Dolayısıyla Allah'ın sevmediğini bir mümin de sevemez. Seviyorsa o kişide bir sorun vardır mutlaka. Yani buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. 33. Gerçek şu ki
Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Şimdi gerçek şu ki Allah, bak Kur'an'da altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ayetlerden birisi de bu. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçti. Burada seçti ifadesi kullandığı bütün nebiler, resuller peygamber olanlardır. Yani Allah'ın insanlarla kendisi arasında seçtiği elçilerdir. Kur'an'da Adem kelimesini iki anlamda kullanmış. Bunu da burada anlamak gerekiyor. Taha suresinin 115. ayetinde, hocam orayı da bir okursak çünkü bu çok önemli. Hep Adem kelimesinin tek anlamda anlaşıldığından dolayı Kur'an'daki bazı müteşabih ayetler anlaşılmasında güçlük çekiliyor. Onu bir anlamaya çalışalım hocam. Tamam hocam. Taha 115 miydi? Taha 115. Andolsun biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik. Fakat o unuttu. Biz onda bir kararlılık bulamadık. Bu ayet çok ilginç. Bak şimdi biz Adem'e ahit vermiştik. Fakat onda kararlılık bulamadık. Buradaki Adem'le de ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldık diyor. Oradaki Adem de sözünde karar bulamadık diyor. O zaman Adem kelimesini iki anlamda Kur'an kullanmış. İşte İsa'nın yaratılışı, Adem'in yaratılışı gibi ayetinden soy ağacı olan Adem anlamında anlamak gerekiyor. Öyle anlaşılmazsa ayetler arasında doğru bir bağ kurulamamış oluyor. Yani evet. Orada bak sözünde kararlılık bulamadık diyor. Bir peygamberin, hangi bir peygamberin söylediği sözlerde kararlılık bulamadığını söyler. O zaman hocam Eyüp Hoca'ya soralım. Hazreti Adem kayış mı atmış Eyüp Hocam? Yan mı çizmiş? Hocam ben şimdi o okuduğumuz ayeti kaçırdım, başka bir ayete bakayım derken ben de daha, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 115'i ben okuyayım sana tekrar. Diyor ki andolsun biz bundan önce hocam oraya geçmeden şu ayeti ben anlamak şey görüyorum. Gerçek şu ki Allah Adem'i ve Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı. Buradaki nedir? Biz gerçek şu ki Allah Adem'i, buradaki peygamber olan Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçti. İmran ailesine geçiyor. Peygamberi olmuyor hocam. Orada İbrahim ailesini derken aynı soydan takip eden, anlıyorum, peygamber soyunu temsil eden aile anlamında kullanmış Kur'an. Hayır, şöyle Ali Rıza hocam. Zannedersem Eyüp hocam demek istiyor ki Allah özel olarak bu sülaleyi seçiyor ve onları üstün konuma çıkartıyor. O zaman başka sülalelerin suçu ne? Bir başka sülaleyi seçseydi, yani hanedanlık gibi, onlar o zaman üstün olacaklardı. Bunu mu bilmek istiyorsun sen Eyüp hocam? Ben yani nasıl anlayacağız yani bilmiyorum. Bendeki Muhammed Esed'in meali veya açıklaması. Sizdeki nasıl? Sizdeki de aynıdır yani. Ya, bu da tamam hocam, önce diyelim ya, Adem, Nuh, ya, İbrahim bilmem peygamberleri üstün. Onlara da bir amenna. Onlara bir şey dediğimiz yok. Burada senin ama ondan sonra ailesine soyuna geç. Ailesi soy dedi mi? Soy dedi mi? Peygamber olan soyu anlamında anlamak gerekiyor. Şimdi, yani İbrahim Allah, soyu. Allah zürriyet dediği zaman iki zürriyetten bahsediyor. Bir biyolojik zürriyet, bir de inanç zürriyeti. Ali İmran dediği zaman İmran ailesi derken İmran'ın yolunda gidenler. Mesela Nuh'un oğluna diyor ki bana diyor onun için dua etme, o senin ailenden değildir diyor. Yani burada inanç ailesini Allah'a esas alıyor.
Yani İbrahim ailesi, İmran ailesi alemler üzerine seçti derken, hak yolda giden, vahyi takip edenleri bir aile olarak görüyor. Ben de İmran ailesindenim. Sen de İbrahim ailesindensin. Neden? Çünkü onunla aynı yolu takip ettiğinden dolayı. Alemler üzerine seçti derken, bunlar takva üzere olduklarından dolayı, Allah da üstünlük yalnızca takvadadır dediğinden dolayı, tabii ki diğer takva sahibi olmayanlara göre sen üstün konumda oluyorsun Allah katında. Dolayısıyla seçilme böyle bir şey. Ama bunu seçerken de Allah hani böyle zar atıp da sana peygamberlik çıktı, sana üstünlük çıktı filan bu tarz